Bugün 13 Eylül 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne Haber Gazetesi yazı işleri müdürü ve TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'i kaybettik. Edirne Televizyonu olarak değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Edirne Haber Gazetesi yazı işleri müdürü ve TRT Haber kameramanı 38 yaşındaki Berk Söylemez yaklaşık 15 gün önce trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, sonrasında da İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berk Söylemez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edirne'de basın sektörünün sevilen simalarından olan Söylemez'in vefatı basın sektörü başta olmak üzere tüm kente büyük üzüntü yarattı. Edirne Televizyonu olarak değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Büyük bir özveriyle ve hızla devam eden asfaltlama çalışmaları motokuryelerden tam not aldı. Motokuryeler Edirne Belediyesi tarafından asfaltlanan yolları motorlarıyla test ederek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Belediye Başkanı Recep Gürkan da motokuryelere yeni yollarda motor kullanmak ayrı bir keyif biliyorum ama yine de sizler yolların güzelliğine kapılıp hız yapmayın uyarısında bulundu. Özellikle online alışveriş ve evlere servis hizmetinin her geçen gün daha da yaygınlaştığı günümüzde motokurye hizmeti de önemli bir hale geldi. Altyapı sonrasında bozulan yollarda zorluk çeken motokuryeler Edirne Belediyesi tarafından asfaltlanan yolları motorlarıyla test etti. Yolların artık daha konforlu ve güvenli olduğunu belirten kuryeler Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkürlerini iletmek için Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'na geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan motokuryeleri Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Edüzün ve Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman'la birlikte Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda karşıladı. Başkan Gürkan, asfaltlanan yolların motokuryelerinden de tam not aldığını belirtti. Bu anlamda motokuryelerin yaptığımız çalışmalardan, işte asfaltlamalardan, yollardan memnun oldum. Ayrı bir mutluluk oldu çalışmalarımız. Yani yaptığımızın karşılığının olduğunu gördük. Kesinlikle. Ve buna tabii çok gerçekten mutluluk veriyorum. Yorduk sizleri. Altyapı sürekli. Yorduk. Onu biliyorum. Edirne'lilerin hepsi yoruldu, biz de yorulduk. Tabii ama altyapı şöyle bir şey. Çok meşhur bir söz var işte. Balık vermek mi, balık tutmayı öğretmek mi? Ya da 70'li Can Yücel'in böyle bir şiiri var. 70'li diyor mesela zeytin ağacı diyeceksin diyor. Zeytin en geç ürün veren ağaçlardan birisi ama 70 yaşına geldiğinde zeytin ağacı diyorsan bu kendini değil, senden sonra gelecek olanları, senden sonraki nesilleri gösterdiğini düşünüyor. Altyapı çalışması da öyle. Bugüne ama bugünden daha çok geleceğe dönük bir çalışma. Belediye başkanları genelde altyapı çalışmasına girmez. Hatta evet. Meşhur sözdür. Akıllı başkan yerin üstüne, akılsız başkan yerin altına yatırım yapar. Ben akılsız başkanlardanım. Estağfurullah. 3 yıldır yerin altına yatırım yaptık biz. Ama bizden çok gençler için, çocuklarımız için, torunlarımız için bu gerekiyordu. Hemen altyapısı bitmişti. Tabii altyapı demek üst yapının bozulması demek. Vatandaşın en hassas olduğu yolların bozulması demek. 3 yılda çok şikayetler aldık sizlerden, çok yorduk Edirne halkına. Ama şu anda çok büyük oranda bitti. Sizlerin de şahit olduğu gibi süratli bir şekilde o bozulan üst yapıyı da yapıyoruz. Bir taraftan asfaltlar yoğun olarak, bir taraftan kilit parke taşları, bir taraftan kaldırımlar vesaire. Motokurye yeni bir sektör, evet, yeni bir sektör, alan. Bu taşımacılık yeni sektör haline geldi. Tabii dijitalleşmeyle beraber bu arttı. Ama bazen çok hızlı gitmemek lazım. Yani çok paket atayım derken Allah korusun dikkatli olmakta da fayda var. Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edirne'nin Şükrüpaşa mahallesinde BA idaresindeki otomobille MI yönetimindeki otomobil çarpıştı. İki otomobilin de hasar aldığı kazada otomobillerden biri hurdaya döndü. Hurdaya dönen aracın sürücüsü MI ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsü ve diğer araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aşırı kuraklıklardan dolayı ayçiçeğinde ciddi bir verim kaybı yaşandığını söyleyen Edirneli üretici Erdal Akgün, çiftçilerin üretici birliklerinde olan borçlarının ertelenmesini istedi. Trakya bölgesinde etkili olan kuraklık ayçiçeğinde ciddi bir verim kaybına neden oldu. Bazı bölgelerde verim 70-80 kilolara düşerken bazı bölgelerde ise ayçiçeği tarlaları hiç biçilmiyor. Artan girdi maliyetlerinin yanı sıra verimlerin de düşük olması nedeniyle çiftçilerin çok zor durumda kaldığını belirten Edirneli üretici Erdal Akgün, yetkili kuruluşlar tarafından çiftçilere destek olunması gerektiğini ifade etti. İlk defa belki de tarihi boyunca bir beklenti içinde değiliz. Çünkü kuraklıktan dolayı, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan verimsizlik gerçekten çiftçinin içini acıttı. Çok zor. Yani 60-70-80 kilo hatta hiç biçilmeden bırakılan ayçiçek tarlaları bir anlamda çiftçiyi çok daha zor duruma soktu. Çünkü borç batağı içindeyiz. Yani şöyle söyleyeyim, çiftçiyi kurtaran öteden beri söylediğimiz bir şey vardı, verimdir diye. Verimin yanı sıra artan maliyetler, ayçiçeği fiyatlarının da bir yıldan beri hiç kıpırdamaması bizleri bir o kadar daha zor duruma soktu. Ben tarım kuruluşlarının biraz daha çiftçiye bu arada özenle davranmasını istiyorum. İşte protesto edilmek, icraya verilmek bilmem ne hiç olmazsa ziraat odalarına, Trakya Birliği'ne, Alpınlı Pancarek İşleri Kooperatiflerine olan borçların beklenmesini de istiyorum. Yani bu ne olacak? Bu verimsizlikten dolayı çiftçi borcunu ödeyemeyecek, hayvanı olan tekrar hayvanını satmaya başlayacak. Yani bu bir anlamda ülkemize her taraftan da zarar. Yani bir taraftan hayvancılığı bitiriyor, bir taraftan da yağlı bitkilerdeki açık gitgide artıyor. Temmuz 2023 tarihinde Antalya'da Suriye uyruklu bir kişiyi kasten öldürdüğü gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu şahıs Edirne Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 27 Temmuz 2023 tarihinde Antalya'da Suriye uyruklu bir kişiyi kasten öldürdüğü gerekçesiyle Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan arandığı tespit edilen Suriye uyruklu İE isimli şahıs, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde yakalandı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklandı. Edirne'de bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise ekipler tarafından hızlıca güvenli noktaya taşındı. Edirne'nin Kirişhane mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir şahsa ait evin bahçesindeki palet ve odunlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek eve sıçramasının önüne geçti. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise ekipler tarafından hızlıca güvenli noktaya taşındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Türkiye-Bulgaristan Karma Komisyon toplantısı Bulgaristan Kapitan Andreyev'in sınır kapısında yapıldı. Bulgaristan'ın Kapitan Andreyev sınır kapısında Türkiye-Bulgaristan Karma Komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye adına Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, 54. ve 55. Piyade Tugay Komutanları, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve beraberindeki heyet katılırken, Bulgaristan adına İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zivkov Kotsev, Sınır Polisi Genel Müdürü Rodaslov Kulevkov ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.
katıldı. Toplantıda Avrupa'nın en uç sınır kapısı olan Bulgaristan'da sınır güvenliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, gümrük geçişlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılması noktasında uygulamaya alınabilecek tedbirler ve iki ülke arasındaki diğer işbirliği konuları görüşüldü. Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde açık havada sinema gecesi düzenlenecek. Animasyon bilim kurgu dalında Oscar ödülüne layık görülen Wall-E filmi sinema gecesinde sanatseverlerle buluşacak. Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi çocukların ve ailelerin katılımıyla sinema etkinliğine imza atıyor. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 15 Eylül Cuma günü saat 20'de Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde açık havada düzenlenecek sinema gecesinde animasyon ve bilim kurgu dalında Oscar ödüllü olan Wall-E isimli film gösterimi sunulacak. Açık havada ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe isteyenler kamp sandalyelerini de getirebilecek. Edirne Belediyesi ayrıca etkinliğe katılan tüm sinema severlere patlamış mısır ve içecek ikramında bulunacak. Edirne'nin Havsa ilçesinde ticari takside yolcu olarak bulunan bir şüphelinin çantasında 6 kilo 938 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Birimleri uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Havsa ilçesi Kabaç köyünde HKD idaresindeki ticari takside narkotik madde arama köpeği destekli yapılan operasyonda otomobilde yolcu olarak bulunan şüpheli FF'ye ait 2 adet spor çanta içerisinde 6 kilo 938 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli FF sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Tekel sokakta kaza meydana geldi. SK idaresindeki otomobille ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki tescilsiz motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'ye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan motosiklet sürücüsünü Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosiklet sürücüsünün ters istikamette seyrettiğini tespit etti. Araç sürücüsü SK ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne'de kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edirne'nin Yeni İmaret Mahallesi'nde seyir halinde olan SY idaresindeki kamyonetle EÖ idaresindeki kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü SY ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda gümrük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 7 lira 97 kuruş, ortalama 7 lira 31 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 13 lira 46 kuruş, en yüksek 15 lira 54 kuruş, ortalama 14 lira 18 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 108 lira 60 kuruş, en yüksek 152 lira, ortalama 136 lira 42 kuruş. Düve en düşük 123 lira 50 kuruş, en yüksek 133 lira 80 kuruş, ortalama 123 lira 50 kuruş. İnek en düşük 69 lira 60 kuruş, en yüksek 120 lira, ortalama 94 lira 61 kuruş. Koyun en düşük 67 lira, en yüksek 73 lira, ortalama 70 lira 11 kuruş. Süt kuzusu en düşük 100 lira, en yüksek 123 lira, ortalama 111 lira 32 kuruştan işlem gördü. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 31 derece olması bekleniyor.
Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Saboni Mahallesi, Kurdereli Mehmet Sokak, No 73'teki Filiz Eczanesi, Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi, No 11 Taksim 12'deki Doktoroğlu Eczanesi. Serbest piyasada dolar 26 lira 94 kuruştan, euro 28 lira 98 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1657 lira 35 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 8035 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.